Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. En son sizlerle Cumhuriyet dönemi romanını tamamlamış idik. Şimdi Cumhuriyet dönemi tiyatrosuna başlayacağız bu dersimizde. Öncelikle şöyle bir genel bir hatırlayalım tiyatroyla dair neler biliyoruz. Türk edebiyatında tiyatro türleri nelerdir bir hatırlayalım. Öncelikle sizlere anonim halk edebiyatı sürecinde geleneksel Türk tiyatrosundan bahsetmiştik ve geleneksel Türk tiyatrosu biliyorsunuz doğaçlama yani tülahat geleneğine dayanan herhangi bir yazılı metin olmadan oluşturulan 4 temel türden oluşan bir dönemdi. Ve bu dönemde karagöz oyunları, orta oyunu, meddah geleneği ve köy seyirlik oyunları yer alıyordu. Özellikle geçmiş yıllarda çıkan sorulara baktığımız zaman Karagöz oyunlarından çok fazla soru geldiğini görmekteyiz. Ve 2019 yılında da yine Karagöz'ün özellikleri verilip içerisinde meddah özelliği yerleştirilerek bir tane çıkmış soru örneğine rastlamaktayız. Dolayısıyla tiyatrodan genel hatlarıyla bir soru geldiğini ve bu bir sorunun da geleneksel Türk tiyatrosundan özellikle Karagöz oyununa, modern tiyatrodan da tragediye odaklandığını görmekteyiz. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Modern Türk tiyatrosunda da bizler trajedi, dram ve komedi türlerini Cumhuriyet edebiyatına kadar uygulamaya çalıştık. Özellikle Cumhuriyet sürecinden sonra bu durum daha profesyonel ve daha etkin bir hale geldi. Ve epik ve absürt tiyatro dediğimiz türler de edebiyatımıza girmeye başladı. Tabii Cumhuriyet dönemi tiyatrosu adı üzerine Cumhuriyet'in ilanı sonrasında başlayan bu süreç daha batılı, daha profesyonel ve daha sağlıklı ilerleyen bir süreçti. Bu süreçte artık biraz daha tiyatro bilimsel ve teknolojik bakımdan daha uygun koşullarda gerçekleştirilmeye başlandı. Tiyatro sahneleri, dekorları, kostümleri, ses, ışık gibi birçok teknik unsuruyla birlikte daha kaliteli bir noktaya geldi. Ve bu süreç itibariyle Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda şimdi sizlerle bu dersimizde genel hatlarıyla özellikleri nelermiş Cumhuriyet döneminin onları konuşacağız ve temsilcilerini hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun önemli özelliklerinden birisi bu dönemde bütün türlerin artık işleniliyor olmasıdır. Yani artık trajedisinden Karagöz'üne, orta oyunundan efendim dramına kadar tüm türleri bu dönemde görmekteyiz. Onun dışında toplumsal konular, bireysel duygu ve düşünceler, ebeveyn, çocuk, kadın, erkek, ağa, köylü, imam, muhtar, öğretmen konuları. Dikkat ederseniz biraz daha çatışmalar üzerine konular şekil buluyor. Genel itibariyle zaten bu bir kurgusal metinlerde hep böyledir. Yani bir hikaye, bir roman da bir temelde çatışmaya dayanır. Bu bir tiyatro metni ise de durum aynı şekilde gerçekleşir. Karşıt görüşler verilmezse eğer ortaya bir mizah ya da bir çatışma ya da bir heyecan, bir entrika çıkmaz. Dolayısıyla bir çatışma durumu söz konusu konularda gördüğümüz üzere. Sade, açık ve canlı konuşma dili. Mümkün mertebe sade diyebileceğimiz açık ve canlı konuşma dili görüyoruz. Nazım, nesir, karışık tiyatrolar bu dönemde karşımıza çok çıkıyor. Çünkü artık ne var? Tülahat dönemi bitti. Artık yazılı metin dönemi başladı. Artık profesyonel tiyatro metin yazarlığı, oyun yazarlığı dönemi başladı. Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatronun harmanlandığını görmekteyiz. Bakın, geleneksel Türk tiyatrosu ile modern tiyatro artık karışıyor birbirine. Akılcı ve bilimsel eserler ve bu dönemin en güzel detaylarından birisi epik ve absürt tiyatro çeşitlerinden ilk örnekler. İlk epik tiyatroyu Haldun Taner yazacak. İlk absürt tiyatroyu Güngör Dilmen yazacak. Birazdan onların da biyografilerine bakacağız. Teknik bakımdan belirttiğim gibi güçlü tiyatro metinleri, teknolojik imkanlar gelişti de artık Cumhuriyet ilan edildi ve özellikle 1950'li 60'lı yıllardan sonra bu durum daha nitelikli, daha üst bir noktaya ulaşacak. Ve tiyatro bir kurumsal hale gelecek, kurumsallaşacak, oyun yazarlığı kurulacak, devlet tiyatroları kurulacak. Konservatuvar bölümleri daha kalifiye hale gelecek.
Artık Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasında başlayan hem eğitim, hem marif süreci, hem bakanlık süreci, hem de tiyatronun kültürel boyutu her bakımdan çeşnili bir döneme girecekler. Ve bu dönemde yine aslında daha eski bir tarih ama ben burada özellikle belirtmek istedim. 1919 yılında ilk kadın oyuncumuz Afife Jale sahneye çıkacak. İlk Müslüman kadın oyuncu kimdir derseler size Afife Jale diyeceksiniz. Afife Jale. Peki bizim bundan önce hiç kadın oyuncumuz yok muydu hocam sahnede? Şöyle vardı. Geleneksel Türk tiyatrosundan hatırlayalım. Kadınların sahneye çıkması günah olduğu için İslam dini ve biz şeriat demeyelim de ümmetçi bir devlet algısıyla Osmanlı tebaası yönetildiği için tabii kadınların sahneye çıkması yasaktı. Ve kadın kılığına girmiş erkek oyuncular sahneye çıkıyorlardı ve biz bunlara ne diyorduk? Zenne diyorduk. Zenne dediğimiz kadın kılığına girmiş erkek oyuncular bu işi görüyorlardı. Ve daha sonrasında da biz bu durumun artık 1919 sonrasında Afife Jale ile birlikte yolun açıldığını, kadın oyuncuların sahneye çıkabildiğini göreceğiz. Şimdi Haldun Taner'le başlayalım. Şöyle bir notumu düzelteyim. Hep birlikte daha iyi görelim. Şimdi Haldun Taner kabare ve epik tiyatro dediğimiz bilhassa epik tiyatro tarafıyla sizlerin karşısına çok çıkacak. Kabare epik tiyatro dediğimiz türün temsilcisidir. Gözlem, mizah ve yergi eserlerinde dikkat çekiyor. Özellikle mizahi ve yergi dediğimiz yani alaycı hiciv üslubu dikkat çeker. Öyküleri de vardır Haldun Taner'in ve öykülerinde büyük şehirlerin çelişkili yapısı, görgüsüzlük, bilgisizlik gibi konuları ele alıyor. İlk epik tiyatro. Biraz önce de söylediğim gibi ilk epik tiyatroyu Haldun Taner yazmıştı. Peki hocam o eserin adı nedir? Keşanlı Ali Destanı. Keşanlı Ali Destanı. Bu destanı adımız gibi bileceğiz. Peki Keşanlı Ali Destanı'nda kimler var? Ali, Zilha ve Cafer var. Üç ana karakterimizi bilmeniz yeterlidir. Mekan Çanakkale'nin Keşan ilçesi. Hikaye tiyatromuz burada geçiyor. Bu tiyatro metni aynı zamanda sinemaya, filme de uyarlanmıştır. Bunu da bilelim. Peki Keşanlı Ali Destanı'ndaki kısa olay şöyledir. Ali ve Zilha birbirini seven iki gençtir. Zilha'nın dayısı öldürülür ve suçu Ali'nin üstüne atarlar. Ali masum olmasına rağmen hapse atılır. Burada bir hem dönem eleştirisi hem siyasi eleştiri hem haksızların, suçsuz insanların mağdur olması durumu alaycı eleştiri ve güldürü diliyle anlatılır. Onun dışında tiyatro metinlerinden yine bu notlarda oluşturulurken ayıklamalar yapılarak önemli gördüklerim kendi içinde sivrilenleri ele almaya çalıştım. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Fazilet Eczanesi, Lütfen Dokunmayınız ve Astronot Niyazi en çok karşınıza çıkan tiyatro örnekleridir. Bir de Haldun Taner soruluyorken genellikle öyküleriyle romanlarını karıştırırlar canlar. Siz tiyatro diye işaretlersiniz ama o bir öyküsü de olabilir. Aman dikkat. Öykülerinden de Yaşasın Demokrasi, 12'ye 1 var, Şişhane'ye Yağmur Yağıyor, Konçinalar ve Sancho'nun Sabah Yürüyüşü adlı eserini söyleyebiliriz. Haldun Taner'den bilmemiz gereken en temel özellik Türk Edebiyatı'nda ilk epik tiyatroyu yazmıştır. Keşanlı Ali Destan'dır, öyküleri de vardır. Mizah ve yergi şeklinde bir üsluba, mizahi, yergili, alaycı bir üsluba sahiptir. Geçiyorum Cevat Fehmi Başkurt'a. Kendisinin gazetecilik yönü de vardır. Gazeteci tarafı da dikkat çeker. Kişileri ahlaki bakımdan eleştiren, yani karakterlerini ahlaki bakımdan eleştiren tiyatro oyunları yazmıştır. Özellikle Cevat Fehmi Başkurt için olmazsa olmamız bilgimiz şudur. Yurt dışında sahnelenen ilk Türk tiyatrosunu yazmıştır. Yurt dışında sahnelenen ilk Türk tiyatrosu. Peki nedir onun adı hocam? Paydos. Paydos isimli yurt dışında sahnelenen ilk Türk tiyatrosunu yazıyor kendisi. Onun dışında Buzlar Çözülmeden Deli Deli Küpeli diye iki tane de önemli oyunu vardır ve bunlar sinemaya da uyarlanmıştır. Harput'ta bir Amerikalı, Büyükşehir ve Küçükşehir olmak üzere diğer eserlerini de söyleyebilirim. Ama bunların içerisinde özellikle Buzlar Çözülmeden, Deli Deli Küpeli ve Paydos'u bilmenizi tavsiye ederim. Özellikle Paydos'a çok dikkat edin.
Geldim Muhsin Ertuğrul'a. Muhsin Ertuğrul kimdir hocam? Muhsin Ertuğrul'un eserlerinden ziyade bilmemiz gereken en temel noktası Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusudur. Tiyatro merkezlerinin kurulması, tiyatronun kurumsallaşması, Cumhuriyet sonrasında tiyatronun yapısının oluşmasında o modern Türk tiyatrosunu var eden kişi kimdir derseler size Muhsin Ertuğrul diyeceksiniz. Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusudur. Çok 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 önemli bir detay. Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusudur. Mutlaka bilmeliyiz. Sinema yönetmeni ve aynı zamanda da sinema yöneticisidir. Ve devlet kültür ödülleri veriliyor. Bu kültür ödüllerinin ilk alan sanatçı Muhsin Ertuğrul'dur. Devlet kültür ödülünü ilk alan sanatçı kim derseler Muhsin Ertuğrul diyeceğiz. Onun dışında şöyle bir eserlerine bakacak olursak Yasin Efendi, Renkli Fener, Benden Sonra Tufan Olmasın, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim isimli 4 tane tiyatro metnine yer verdim. Ancak ben açıkçası eser üzerinden Muhsin Ertuğrul'un sorulacağını çok düşünmüyorum. Bir boşluk doldurma sorusu olup oraya Muhsin Ertuğrul'a dair bir bilgi atıp sizin doldurmanızı isteyebilirler. Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun kurucusu der mesela. Eşleştirme sorusu olur. Muhsin Ertuğrul'u eşleştirmeniz gerekir. Bu gibi bir sorunun içerisinde soru olabilir, bir madde olabilir. Ya da sorulursa da bu tarafıyla sorulur ki bu zor bir soru olur. Dediğim gibi soru içerisinde soru olması daha muhtemeldir. Muhsin Ertuğrul da bu şekildedir. Şimdi Orhan Asena'dan devam ediyorum. Orhan Asena, Türk Edebiyatı'nın Shakespeare'i. Türk Edebiyatı'nın Shakespeare'i. Shakespeare kimdi? 16. yüzyılda İngiliz Edebiyatı'nın dev isimlerinden birisiydi. Önemli bir trajedi yazarıydı. Toplumcu tiyatro yazarıdır. Toplumcu tiyatro yazarıdır kendisi. Ve özellikle şu bilgiyi mutlaka bilmenizi istiyorum. Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek yazdığı Tanrılar ve İnsanlar oyunuyla kendisi ünlü olmuş, meşhur olmuştur. Gılgamış Destanı'ndan esinlenmiş hangi oyunu yazmış? Tanrılar ve İnsanlar oyunu. Bu önemli bir detay. Türk Edebiyatı'nın Shakespeare'i derse bu da ayırt edici bir özelliği olur. Buna da dikkat edelim. Ve mitoloji ve tarihi kişilerden etkilenmiştir. Mitolojik unsurlar ve tarihi kişiliklerden, tarihi karakterlerden etkilenmiş kendisi. Peki eserlerinden Tanrılar ve İnsanları söyledik. Onun dışında şu Hürrem Sultan eserine dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü tarihi kişiliklerin isimlerinden bilhassa Turan Oflazoğlu çok fazla eser vermiştir. Deli İbrahim'i var, 3. Selim'i var, 4. Murat'ı var. Şimdi tarihi özellikle sultanlar, hükümdar isimleriyle tiyatro isimleri vardır Turan Oflazoğlu'nun. Burada genellikle Hürrem Sultan eseri Turan Oflazoğlu'nunmuş gibi hani öğrencinin zihninde kalır. Böyle bir karmaşa oluşabilir. Lütfen dikkat edin. Hürrem Sultan Orhan Asena'nındır ve bu eseri çeldirici olarak kullanırlar. Haberiniz olsun. Trajedi türünde bir metindir. Onun dışında Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Atçalı Kel Mehmet'i yazdım bir de. Ama Tanrılar ve İnsanlar Hürrem Sultan'a dikkat etmenizi istiyorum. Gılgamış'tan esinlenip Tanrılar ve İnsanları yazmış ve Türk Edebiyatı'nın Shakespeare'idir Orhan Asena. Geldim Recep Bilginer'e. Recep Bilginer'in aslında en ayırt edici özelliği olarak şu maddeyi alabilirim ben. Güney Anadolu köylerinde yaşanan olayları anlatmıştır. Güney Anadolu köylerinde yaşanan olaylar. Yani Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu diyebileceğimiz o Maraş, Mersin hat boyunu alabileceğimiz güzergahtaki olayları ele almış. Güney Anadolu köylerinde yaşanan olaylar. Toplumsal konuları işliyor ve onun da gazeteci yönü vardı. Cevat Fehmi Başkurt gibi. Peki eserlerine bakalım. Recep Bilginer'in eserlerinden özellikle Sarı Naciye birazcık dikkat çeker. Ama diğerlerine de bakalım. Yunus Emre, Mevlana'nın Aşık ve Maşuk, Mevlana Aşık ve Maşuk isimli bir eseri var. Gazeteciden Dost, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, İsyancılar ve Sarı Naciye. Bilhassa Sarı Naciye'ye biraz daha kulak dolgunluğunuz olsun. Recep Bilginer sorulursa zor bir soru olur. Ama tabii ki biz yine her zaman bilginin peşinde olacağız ve ne kadar